Herkese selamlar. Long time no see. Görüşmeyeli uzun bir süre olmuştu arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz ama artık. Reading bölümünün Reading, Writing, Fill in the Blanks formatını inceleyeceğiz. Reading, Writing, Fill in the Blanks formatında bizden istenen, karşımıza gelen metnin içerisindeki boşlukları doğru kelimelerle doldurmamızdır. Karşınıza gelen metinde boşlukları tıkladığınızda minimum 3, maksimum 5 kelimelik seçeneklerle karşılaşırsınız. Paragrafı okuyup cümleleri anlayıp bu boşlukları doğru kelimelerle doldurmanız gerekli. Boşlukları doldurmadan önce paragrafı şöyle bir kalem hızında okuyun. Karşınıza gelen metnin ne hakkında olduğunu bilmek işinizi büyük anlamda kolaylaştıracaktır. Boşlukları doldururken fiil özne, zaman, sıfat isim gibi dil bilgisel uyumlara çok dikkat etmelisiniz. İngilizce'de sıkça kullanılan ifadeleri ve deyimleri bilmek, boşlukları daha etkili bir şekilde doldurmanıza yardımcı olabilir. Eğer cümlede zaman belirtilmişse, uygun zamanı seçmeye özen gösterin. Örneğin, geçmiş zamanda bir cümle verilmişse size, geçmiş zamanda bir kelime seçmeye çalışın. Boşlukları doldurmadan önce paragraftaki ipuçlarına mutlaka göz atın. Önceki veya sonraki cümlelerdeki benzer anlamdaki kelimeler, boşlukları doldurmanıza yardımcı olabilir. Reading formatında sınırlı bir süreye sahip olacaksınız. Bu yüzden hızlı bir şekilde paragraflarınızı okuyup boşluklarınızı doldurmanız gerekmektedir. Tabii ki bu pratikleşme için de bolca soru görüp bolca deneme yapmanız gerekli. Soru çözümlerinizi ve deneme testinizi ptmalin.com'dan yapabilirsiniz. Reading, Writing, Fill in the Blanks formatımızın sonuna geldik. Umarım bu bilgiler faydalı olmuştur. Pratiklerinizi yaparken bu bilgileri göz önüne alarak yaparsanız farkı görebilirsiniz. Daha fazlası için PT Malin Türkiye sayfasını takip etmeyi unutmayın.